Nasıl gidiyor hayat? Hayat çok zor ya. Depremi çok kötü yaşadık. Depremden dolayı. Unutamıyorsun. Yani bilmem, kafamda kalıyor böyle. Ders çalışıyorum. Öğretmenlerimi dinliyorum. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Nasıl bir bağ kurdun burada arkadaşlarınla? Güzel. Dostluk bağ. Türk Kızıl Ay Kozan Şubesi Şube Başkanı Oğuz Cengiz. Gerçekten zor günler geçirdik. Depremzedelerimize ilk günden itibaren deprem alanında, Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de birçok yere ulaştık gönüllerimize birlikte. Buradaki kardeşlerimiz de yakınlarını kaybetmiş. Kozan'a geldiler. Eşi inşaatta çalışıyor. Biz de destek oluyoruz. Elimizden geldiğince o acılarını birlikte paylaşıyoruz. Allah'ım bir daha böyle bir deprem göstermesin. Kozan Kaymakamlığımız bu konuda çok duyarlı. Kaymakamlığımızla birlikte bu ihtiyaç olan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek veriyoruz. Ben Maraş'tan geldim, depremzedeyim, Kozan'a yerleştim. Deprem öncesi biz Maraş'taydık. Ondan sonra çok kötü şeyler yaşadık. Allah'ın bir daha göstermesin, yaşatmasın. Kaybımız oldu 3 tane. Acımız büyüktü. Görümcem öldü, eşi öldü, çocuğu öldü. Ondan sonra çadırlarda kaldık. Ondan sonra yaşantımız çok zordu. Sonra kayınbabamın bir arkadaşının yardımıyla geldik, Kozan'a yerleştik. Sağ olsun, yardımcı oldu, Allah razı olsun. Kucak açtı, kapısını açtı bize. Evimiz yıkılmıştı deprem anında. Allah'ın bir mucizesi oldu yani, çıkmamız. Yani Allah'ın bir daha göstermesin, söyleyemiyorum bile. Acısı bile çok zor, yaşantısı bile çok zor yani. Bir mucizeyle çıktık yani. 3 tane çocuğum var benim. Onlar ne yapıyorlar şimdi? Oğlum üniversite 3'e gidiyor, Aydın'da okuyor. Kızım üniversite 1'e gidiyor. Oğlumun biri ortaokul 1'e gidiyor. Yani acımızı, ondan sonra ailemizi, deprem anındaki yaşanan zorlukları bırakıp geldik yani. Çok zor oldu. Eşim işarete gidiyor. O şimdi burada ne yapıyor? Burada iş olursa çalışıyor, iş olmazsa evde. Şarkılara gidiyor, yemeği işine gidiyor, iş olursa. Depremden sonra benim hayatımda evim yıkıldı, evsiz kaldım. Ondan sonra ben yeni bir eve taşınmıştım, adres değişimi yapmıştım. Adres değişimi yapınca o adres görükmemişti. Evsiz kaldım o yüzden, hiçbir yardım alamadım. Hiçbir talepte bulunamadım yani, yardım olsun. Olan uluslararası ilişkiler okuyor, 3. sınıf. Kızım hemşirelik okuyordu. 2. sınıfta, üniversite. Peki o şimdi Aydın'da nasıl? Oğlum mu? Ayakta durmaya çalışıyor yani. Okumaya çalışıyor, zorlanıyor. Ya yaşantısı çok zordu. Allah'ın bir daha göstermesin, yaşatmasın. Ya bilmiyorum. Çok bir zor durumdu. Peki. Allah'ın milletimize zarar ziyan vermesin. Yine yardımcı oldular, kucak açtılar bize, çadırlarımızı verdiler, yardımlarımız geldi. Peki. İşte deprem anında buraya yerleştik, geldik biz. Biraz zor oldu ama ailemi bıraktım, eşimi, dostlarımı bıraktım deprem anında orada. Buraya geldim, yerleştim. Sağ olsun Kozan'da bize kucak açtılar, el açtılar insanları, güzeller yani, iyi davrandılar, yardımcı oldular. Ben Kozan'a geldim, yerleştim deprem sonrası. Ondan sonra oturuyorum ama şimdiki oturduğum evden bile korkuyorum. Yaşantılarımdan korkuyorum yani. Artık hep bir deprem olacak korkusu mu? Evet. Aynen bir deprem olacak gibi hissediyorum. Yani korkusunu yaşıyorum. Yağmur kış olunca yani deprem anı aklıma geliyor. Yaşadıklarım aklıma geliyor. Yani
O duyguyu hissediyorum. Bunu başkaları anlayamaz. Başkaları bunu hiç anlayamaz. Allah'ım bir daha göstermesin. Yani yaşatmazsın. Ben oradaki arkadaşlarımı, okulumu istiyorum. Aynen, orayı çok özlüyorsun. Evet. Mesela duvarımızda bir tane çatlak görsem o anlar aklıma geliyordu. Yani onların da dikkatli olmasını isterim. Her gün yatmadan önce bir çanta bulundurmasını bir yerde kaçmak için. Yani düdük falan olmasını isterim yanlarında. Onların da kurtulmasını isterim. Doktor olmak istiyorum, genel cerrah.